Lüküs hayatta oynadınız. Ayağınızı ama kredi kartına göre uzatıyormuşsunuz. Kullanmıyorum bile. Kullanmıyor musunuz? Kullanmıyorum. Niye efendim? Yani şartlar onu gerektiriyor. Şimdi yalnız yaşıyorum. Eşim vefat etti malum. Ben daha ekonomik yaşamayı tercih ediyorum. Çünkü o benim öyle olmamı isterdi. Ben biraz fazla cömerttim. Son faiz oranlarındaki artışın da katkısı var mı? Ha, tabii var. Olmaz olur mu? Her ne kadar bir adam faiz haramdır dediyse de faizi yükselten yine o oldu. Yeni dönem oyuncuların özellikle stand-upçıların oyunları kişi başı 4.000, 5.000, 7.000, 8.000 liraya kadar çıkıyor bilet fiyatları. Fiyarı yüksek tuttular onlar. Ambalajı sıkı tuttular. Biz tevazu içinde alçak gönüllükle yaşamaya alıştık çünkü biz. Ben öyle yaşamayı da tercih ediyorum. Frafan bir hayatım yok zaten. Kariyerinize sayısız rekor, sayısız oyun sığdırdınız. Yani hiç bu kadar zenginleşmediniz. Sizin yatınız var mı? Ne Akdeniz'de gemim, ne Ege'de yatım. Bir kütüphanem, bir de çek yatım var. Hasan Cankaya'yı tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Hasan Cankaya yeni nesil komedyenlerden biri. Tanrı yardımcısı olsun. Efendim? Kariye 5 tane düşüyor artık yani. Toplumu düşündürerek güldürmek marifeti. Yoksa bizde ayağı buzda kayıp da yere düşene de gülüyorlar. Buldozer çalışıyor, ona da gülüyorlar. Ama anlamlı bir şekilde güldürmek zordur. Genç komedyenlerin özellikle birbirleriyle atışmalarını ve çekişmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Beyaz köpek pamuğu görünce havlar. Yeni nesil oyuncuları sadece cenaze törenlerinde görebiliyoruz efendim. Başkalarının cenazesi onlar için bir reklam vesilesi oluyor. Ben tabutun başında fotoğraf çektirip hemen gidenleri de gördüm. Ülkedeki mülteci probleminden rahatsız mısınız? Çok rahatsızım. Olağanüstü rahatsızım. Fakat benim mesleğimi yapacağım başka bir yer yok. Olsaydı ben de kaçardım. Yani ben kapı kuleye kadar benim mesleğim tiyatroculuk. Mülteci sorunu da hiç hoş karşılamıyorum. Yani kapıyı açık gören girdi içeri. Işığı gören çıkıyor, geliyor. Özellikle yaşadığımız şu ahir zamanda mavi tiki olmayana sanatçı gözüyle bakmıyorlar. Bu Instagram'da mavi tik falan oluyor ya sosyal medyada. Benim öyle bir şeyim yok. Benim öyle bir şeyim yok. Neden derseniz benim telefonum bile şöyledir. Instagram'ım yok, WhatsApp'ım yok, hiçbir şeyim yok. Google'um yok, YouTube'um yok. Alo diyorum, sonra cevap veriyorum, konuşuyorum, kapatıyorum. Zaten Graham Bell'den nefret ediyorum. Keşke bulmasaydı. Çünkü biz her şeyi iyi tarafını değil kötü tarafını görüyoruz, yapıyoruz. İfrit halinde çıkarıyoruz yani iyice suyunu çıkarıyoruz. Bugün bir kız gördüm Bağdat Caddesi'nde elinde telefonla bakarken duvara tosladı. Çünkü bütün şeyini, beynini, şeyini, her şeyini oraya vermiş. Etrafı görmüyor bile. Elinde de bir karton bardak var. Karamel macchiato var. Çift şeritli eşofmanı var. Bardak var. Elinde de bu kadar telefon var. Ben bunlar kaça dedi diye sordum. 70 bin lira dediler. Silivri'de arsa satılıyor ya dedim. Ya bu Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ata Demirer ve birçok sanatçı stand-up'tan dünyaları kazanırken siz niye stand-up yapmıyorsunuz Zeyni Bey? Düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Biraz geç oldu ama düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Söyleyeceğim çok şey var da Zülfiyar'a dokunmadan, Fincancı Katırlar'ını ürkütmeden, Silivri'ye gitmeden. Müsaadenizle o zaman elinizi öperek. Estağfurullah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sağ olun.